Çok kolay bir menü seçmiş. Dilşat'a. Şu sarmayı onun yerine koysak olmaz mı? Bence de ben koyarım. Koyalım onu. Ben buna bayıldım. Nasıl yaptın bunu böyle? Afiyet olsun. El yordamı yılların herhalde tecrübesi mi diyelim? Safiye Hanım'ın mı bu mu? Hı? Safiye Hanım'ın da olması mı bu mu? Yarışıyorlar. Safiye ile yarışıyorlar. Hangisi? Safiye Soylu. Safiye'nin de dolması çok ayrı. Safiye Bonulu. Dolmada kimseyle kimse benimle yarışamaz derim. O kadar iddialıyım. Safiye Hanım'a. Yok, Safiye Hanım'a meydan okuyor. Meydan okuyor. Öyle deniyor şimdi. Safiye Hanım'a meydan okuyor dolmada, sarmada. Meydan okuyan biri çıktı. Bu dolma senin dolmandan güzel. İşte bu kadar. Peki, bir kere baştan söylüyorum. Bütün yarışmacı arkadaşları bu menüyü eleştirecek. 1. Evet. Çok kolay. 2. Bu süre zarfında bunu yapar, üstüne 2 de kavurur. Yani... Kahve içerim dedi, evet. Evet, kolay, çok kahve yaparım dedi. Dilşat sanırım beni tanımak için bu yarışmaya katıldı. Tamam, eli lezzetli olabilir ama kolay menü seçmekle, risk almamakla bence çok eleştirilere maruz kalacak. Ama önemli olan neydi biliyor musunuz Seda Hanım? Yani önemli olan katılmaktı. Böyle bir ortamı yaşamaktı. Biz ne yapsak, yani bütün imkanlarımızı seferber etsek, sizle böyle bir masada oturmak mümkün müydü? Duyduğumuzu siz ödülü hemen kaldırtıyorsunuz. Kazanıp kazanmamak önemli değil. Bir de ne dedim ben? Yani o sese geliyoruz, Seda Seda diye bağırıyoruz. Evet, görebiliyor musunuz? Evet. Göremiyoruz. Böyle bir imkanı mümkün değildi yani. Kim yaşayabilir ki? Ay ne güzel. Bizim yaşamamız da yeter. Kazansın kazanmasın. Ben zaten baştan beri ne diyorum biliyor musunuz? Hak eden kazansın. Anne niye öyle söylüyorsun? Kazanacaksın tabii ki. Hak eden kazansın. O kuş poşetleri niye aldın? O işte farklı bir lezzet sunacağım ama ben Seda Hanım sadece pirzola değil, kiremitte kuzu pirzola tava. İşte mercimek çorbası çeşmenigar olarak isim değiştirmiş ya. Evet. Ben düşmanımı uzakta aramayayımdır siz. Kız aç. Kız açsana. Hemen boşaltıyorum Seda Hanım. Hadi biraz çabuk, sen bir ağır mısın ne? Dilşat Hanım sakin bir insan. Yani sakinden ziyade zamanı kısıtlıysa ya da küçük bir zaman dilimi içerisinde birçok işi halletmesi gerekiyorsa soğukkanlılıkla bunun altından kalkabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum. Kezban Hanım kadar tez canlı ya da ihmalkarlı daha kolay bir insan olmadığını tahmin ediyorum. Sen Mersin'de mi yaşıyorsun? Ben 2 yıldır buradayım Seda Hanım. Daha önce Mersin'deydim. Mersin de güzeldir, ben severim. Mersin'de küçücük bir dükkan var. Böyle esnafların arasında küçücük ama minicik bir dükkan. Bir tantuni yapıyor. Önü kuyruk. Zaten o tür lokantalar daha güzel oluyor. Esnaf lokantaları. Küçücük esnafın içinde. O minicik yerde o adam bir tane, evet kesin biliyorsundur. Adana'ya gidin, Adana'da normal böyle arabalarda... Gidin. Artık tantuni mi satılıyor Adana'da? Hayır, arabalarda kebap yaparlar normal. Dışarıda, biliyorum dışarıda, mumbar falan biliyorum da. Arabanın üstünde yapılan o kebaplar o iş yerlerindekinden çok daha lezzetli ve güzeldir. Ben severim güzel, araba hiç önemli değil, oturur yerim orada. Ben kendini tutan kadınım, yoksa iştahlıyım. Beynimi kodladım. O helva ne? Evet, helvayı Dilşat istemiş. Niçin? Ne yapacaksın sen yine? O helva kimin biliyor musunuz? Şerife Hanım'ın. Bir haftadır kağıt helva istiyordu, biz de bugün alışverişte aldık. Allah Allah, niye kağıt helva istedi acaba? Helva. Şerife Hanım'a helvasını verelim mi? Ver, hepsini birden yesin. Açtın mı hepsini? Hepsini açtım. Süren başladı. Neyle başlayacağım? Şimdi kekimin dolması için pandispanya kekimi hazırlayacağım. Öncelikle. Önce tatlı. Evet, önce tatlı. Onu donduralım, dolaba koyalım. Evet. Gerisi. Hemen arkasına. Bu keki yedin mi sen daha önce? Yedim. Güzel mi? Güzel. Sen yedin mi? Çok lezzetli. Ben süt tatlılarını çok severim. Ben de süt tatlılarını. Bu da hakkını veriyor. Gerçi ben her şeyi seviyorum da yememeye çalışıyorum. Ama yemekteyiz de yiyorum mecburen.